Nabataki mavzuumuz tengüçlüğü, tengsizlikler. Ben de aslında tengüçlüğü anlaştırışlarını görüp çıkmamız. Tengüçlüğü, tengsizliği degen de esat batağımız. Eğer iki de tengsizliğinin geçimler toplamı bir kurbu olsa, bunda tengsizlikler, tengüçlüğü, tengsizlikler değil adı. Tengüçlüğü anlaştırışlar. Birinci koyuda. Eğer tengsizliğinin bir orta hadını, ikinci tamamen, karama-karşı iş arabıyla ötküzeldiğin olsak, tengüçlülük, tengsizlik hasıl buladı. Bana mesela, maradını sonra görüyorduk. 4x, 2x'ni tezkere iş arabıyla çaptaman ötküzeldiğimiz, minus 3'ni 10 tamamen, plus 3 kılıp ötküzeldiğimiz. Neticede biz, birinci tengsizlikke tengüçlülük bulgen, maradın tengsizliğini hasıl kılardız. Şimdi bu misalını işlep koyuşumuz mümkün. Aslında 4x-2x 2x katta 8 demek x katta 4'ten. Demek tensizliğinin cevabı bana bunu deyip oradan. Şimdi ikinci misal. Bir yerde 3x'ni çaptaman gibi ötküzüşümüz mümkün. Biz kere şarap ile minus 3x bulan bu kırıp şurada bana bu 3x bulan 3x birbirine yok atardı. Demek tensizliğinin her iki tamamında bir hal ifade olsa biz onlarla ıskartırışımız mümkün. Altını oyun tamamen tezgahı işare olan, karama karşı işare olan ötküzeldiğimiz. 2 minus 6, neticede tengüçlülük, tengsizlik basit kullanımız. 7x küçük, minus 4, x küçük, minus 4 tavsın 7. Şimdi kadar birinci payda, yani eşler kutlarımız. Eğer tengsizliğinin bir orta hadını, İkinci tamamen karama karşı iş arabıyla ötküzsek ve tensizliği belgesini özgertirmesek bu kalda onge tengüçlü tensizlik basın burada. İkinci kayda aslında bana bu tensizliklerini görmüş dedik. Birinci tensizliğini her iki kere tamamını biz ikiye kıskartırışımız mümkün. Çünkü hemen kersinler ikiye bölünürdü. 2'ye bölsek x kvadrat minus 2x minus 5 katlıya gittiğin 0. İkinci kaydamız kuyuda geçe. Eğer tensizliğini her iki latamanını burada müsbat son gibi bölsek o halde belirgen tensizlik ki tengüçlülük tensizlik basit bulardı. Ama ikinci tensizlik de x kvadrat plus 3 x'nin berçe kıymetleri de müsbat. Demek bana bu müsbat ifade. Tensizliğinin her iki tamamını x kvadrat plus 3'e böl varalımız. Bu halde x minus 5 katta gittin katta 0'dan tensizlik basıl buladı. Demek ikinci kaydamız buydu geçe. Tensizliğinin her iki tamamını müsbat songe ya ki müsbat ifadege bölsek bu halde birlikte tensizlikte tengüçlülük, tensizlik hasıl buladı. Bana biz kuyudaki misallardan görüşümüz mümkün. X kvadrat minus x plus 1 bu müsbet ifade. Tensizliğin her iki tamamını şu ifade gibi bilsek o halde bu tensizlikte tengüçlülük bulgen x minus 7 bu x minus 6 katlıya gittiğin bu tensizlik hasıl buladı. Yani bu tensizliğin geçimi plan, bu tensizliğin geçimi bir kalp oladı. Geçimler toplamı bir kalp oladı. Tabi yani kendi müsbet ifadelerin birleşmesi mümkün. Umumun x kvadrat koşu a ifade bir de a nodan katta. Bu müsbet ifade x'nin ihtiyari kıymeti de bir de müsbet son çıkardı. Yoki bu mesela x derecesi 4, koşu a, bir de a musbat son, musbat ifade. Yoki ax kvadrat, plus bx, plus c. Bu ifade hem musbat olada, eğer diskriminant manfi, manfi ve a koeffisyen 0'dan katta olsa. Bana şu ikide tensizlik becerilse, o halde bana bir ifade daim musbat buladı. Yani x'nin barça kıymetleri de musbat kıymet kabul buladı. Bana bir yerde hep görüşümüz mümkün. X kvadrat aldık hepsinin musbat.
va bu diskriminanti b kvadrat 1 minus 4 as 0 minus 3. Demak a koeffitsient x kvadrat oldidagi koeffitsient musbat, x kvadrat oldidagi koeffitsient musbat, 1ga teng va diskriminant manfiy. Diskriminant manfiy. Bunday holatlarda ax kvadrat plus bx plus c kvadrat 3 ham doim musbat bo'ladi. Shunday qilib ikkinchi qoida, tengsizlikni har ikkala tomonini musbat songa yoki musbat ifodaga bo'lsak, u holda va tengsizlik belgisini o'zgartirmasak, u holda unga tengsiz, teng kuchli tengsizlik hosil bo'ladi. Endi keyingi qoidani keltiramiz. Agar tengsizlikni har ikkala tomonini biror manfiy songa yoki manfiy ifodaga bo'lib hamda tengsizlik belgisini teskarisiga o'zgartirsak, u holda unga teng kuchli bo'lgan tengsizlik hosil bo'ladi. Quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol: minus 3x kvadrat minus 15x plus 18 katta yoki teng bo'l. Tengsizlikni har ikkala tomonini biz minus 3 ga bo'lamiz. Minus 3 manfiy son. Manfiy songa bo'lib tengsizlik belgisini teskarisiga o'zgartirsak, unga teng kuchli tengsizlik hosil bo'ladi. Demak, minus 3 ga bo'lsak, x kvadrat plus 5x minus 6 kichi yoki teng bo'l. Minus 3 ga bo'ldik, tengsizlik belgisini teskarisiga o'zgartirdik. Aytilgan qoidaga ko'ra, bunga teng kuchli tengsizlik hosil bo'ldi. Ya'ni bu tengsizlikni yechish o'rniga biz bu tengsizlikni yechishimiz mumkin. Birinchi tengsizlikning yechimlari to'plami ikkinchi tengsizlikning yechimlari to'plami bilan bir xil bo'ladi. Buni yechish uchun ko'paytiruvchilarga ajratamiz. X minus 1, ildizlari 1 va minus 6, x plus 6, kichik yoki teng bo'l. Sonlar o'qida 1 va minus 6 sonlarini belgilaymiz. Natijada 3 ta oralig'ini hosil qildik. Bu oralig'ning ishorasi plus ko'paytirib plus. Plus. Darajalar tog' bo'lganligi sababli ishoralar o'zgarib boradi. Kichik yoki teng 0 dan minus oralig'ini olishimiz kerak. Shunday qilib berilgan tengsizlikning yechimi minus 6 dan 1 gacha. Ve bu tengsizlikler teng kuchli bo'lganligi sababli birinchi tengsizlikning yechimi ham minus 1 dan minus 6 dan 1 gacha bo'ladi. Endi ikkinchi tengsizlikni ko'rib chiqaylik. Tengsizlikning har ikkala tomonini minus x kvadrat plus minus 3 ga bo'lamiz. Minus x kvadrat minus 3 x ning har qanday qiymatida manfiy bo'ladi. Agar tengsizlikni har ikkala tomonini manfiy ifodaga bo'lib va tengsizlik belgisini teskarisiga o'zgartirsak, u holda unga teng kuchli tengsizlikni hosil qilamiz. Agar bu ifodaga bo'lsak, bu yerda x minus 2 hosil qilamiz. Tengsizlik belgisini teskarisiga o'zgartirsak, kichik yoki teng bo'l tengsizlikni hosil qilamiz. Buni yechamiz. X kichik yoki teng 2. Demak, bu tengsizlikning yechimi minus cheksizdan 2 gacha bo'ladi. Bu tengsizliklar teng kuchli bo'lganligi sababli birinchi tengsizlikning yechimi ham minus cheksizdan 2 gacha bo'ladi. Endi keyingi tengsizlikka o'tamiz. Mana bu kvadrat uchhamni qaraylik. Uni ko'paytiruvchiga ajratish uchun odatda biz diskriminantini topamiz. Qani diskriminantini topib ko'raylik-chi. D teng 1 minus 16 minus 15 ga teng manfiy. Diskriminant manfiy. Demak, biz bu
kvadrat uchlarni chiziqlik ko'paytiruvchilarga ajrata olmaymiz. Bundan tashqari x kvadrat oldidagi son a manfiy minus 1 ga teng. Agar diskriminant manfiy, a koeffitsiyent manfiy bo'lsa, u holda ax kvadrat plus bx plus c kvadrat uchxat doim manfiy bo'ladi. Ya'ni x ning barcha qiymatlarida 0 dan kichik bo'ladi. Doim manfiy son bo'ladi. Demak, bu ifoda doim manfiy ekan. Bu aytilgan qoidaga ko'ra. Chunki diskriminant 0 dan kichik va a manfiy, koeffitsiyent manfiy. Endi tengsizlikni har ikkala tomonini mana shu manfiy ifodaga bo'lamiz. Va tengsizlik belgisini teskarisiga o'zgartiramiz. Natijada x plus 3 taqsim x kichik yoki teng mol tengsizlikni hosil qilamiz. Aytilgan qoidaga ko'ra bu tengsizlik bu tengsizlikka teng kuchli. Shu sababli birinchi tengsizlikni yechishni o'rniga ikkinchi tengsizlikni yechishimiz mumkin. Buni yechamiz. Suratini 0 ga tenglasak minus 3 ni hosil qilamiz. Mahrajni 0 ga tenglasak 0 ni hosil qilamiz. 0 yechimga kirmaydi, yechim bo'lolmaydi. Shu sababli biz 0 ni chiqarib tashlaymiz. Natijada 3 ta oraroqni hosil qildik. Ularning ishoralarini topamiz. O'ng tomondagi oraroqni ishorasidan boshlaymiz. X oldidagi ishoralar plus plus, shu sababli bu yerda plus bo'ladi. Bu yerda darajalar tog' shu sababli ishoralar almashib boradi. Plus, minus, plus. Kichik yoki teng bo'ldan minusli oraloqni olishimiz kerak. Shunday qilib bu tengsizlikni yechimi minus 3 dan 0 gacha. Tengsizliklar teng kuchli bo'lganligi sababli berilgan tengsizlikni yechimi ham minus 3 dan 0 gacha bo'ladi.